Sevgili anne babalar, öğrenciler, sınav maratonu yaklaşıyor artık. Geri sayım devam ediyordu sizler için böyle gündemin en üst seviyelerinde. Lütfen sakinlikle karşılayın bu süreci. Hiç önemli değil. Bu sınavların tekrarı var. Bu sene olmazsa bir dahaki sene olur. Lütfen anne babalar hırsına yenik düşüp çocuklarını yarış atı gibi koşturmasınlar. Psikoloji her şeyden çok daha önemli. Bir sonraki sene çok daha güzel bir bölüm kazanır belki evlatlarınız. Bu konuda da uzmanlar uyardı. Bakın neler söylüyorlar. LGS ve YKS sınavları için geri sayım başladı. Süre daraldıkça hem ailelerde hem de öğrencilerde heyecan ve stres giderek artıyor ve başa çıkılamaz bir hal alıyor. Ancak uzmanlar aile içerisindeki destekleyiciliğin önemine dikkat çekiyor. Kaygıyı çok dışa vurursa anne baba çocuğu olumsuz etkiliyor. Anne baba kaptan gibi değil, kılavuz kaptan gibi davransın. Kaygı bulaşıcı bir duygu aslında. Onlar ne kadar kendilerini sakin tutabilirlerse, rahat tutabilirlerse çocuklarla iletişim o noktada daha sağlıklı olacaktır. Ailelerin özellikle ergenlerin yanlarında olup onları destekleyici davranmaları çok çok önemli. Sınava hazırlanma sürecinde uzmanlara gelen şikayetler de kişiden kişiye göre farklılık gösteriyor. Dikkatimi toplayamıyorum, ders esnasında dağılıyorum, ders çalışmayı sürdüremiyorum ya da işte sınav esnasında deneme sınavlarına çalışırken bazı fizyolojik belirtiler ortaya çıkabiliyor. Sınav telaşında olan gençler akran zorbalığıyla da karşı karşıya kalıyor. Birbirlerini tırnak içinde gaza getirmek amaçlı yapılan bazı işte espriler olsun, yapılan bazı konuşmalar olsun. Çocuğun yaşadığı akran zorbalığının hemen farkında olmak ve çocuğu bundan korumak için gerekli önlemleri almak yine anne babalara düşüyor. Kendine bir hedef seçip onunla mukayese etmesi gerekir. Başkalarıyla mukayese etmek, hani zaman zaman kısa süreli olabilir ama bu mukayese metodu haline gelmemesi gerekiyor. Şimdilerde son düzlükte olan gençler için uzmanlar rahatlatıcı metotlar öneriyor. Sınavdan önce stresin olması doğaldır. O nedenle stres var, panik yok diyoruz. Panik yapmadan eğer bu dönemi aşarsa hata yapmaz. Her çocuğun, her ailenin dinamiği farklı. Ders çalışma süreci uzun bir süreç, sınav süreci uzun bir süreç. Hani en azından böyle Eylül ayında başlayıp Haziran'a kadar devam eden bir süreç. Bu yüzden de o içsel motivasyonu oluşturmak şart.